Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz Ali İhsan Yavuz Bey'in Erdoğan'a oy vermek sevaphanesine bir sevap işlemektir sözü olacak. O zaman Erdoğan karşıtlarına oy vermek de günah oluyor Ali İhsan Beyciğim, değil mi? İnsanlar da günaha girmemek için birbirleriyle yarışır kimi zaman. Hatta bunun eğer diyor dinde karşılığı, çünkü siz dini terimlerle konuştuğunuz için dinde karşılığı şudur. Düzeltebiliyorsan diyor elinle, yoksa ağzınla, onu da düzeltemiyorsan kalbinle buğz et diyor. Siz bu kanallara sokarsanız insanları, insanlar da işte böyle düşünür. Siyasi parti yüzünden birbirini döver, söver, birçok istemediğimiz mesele olur. Hatta cinayetler bile işlenebilir ki tabii bu millet size inanmıyor çok şükür. Sizin de böyle bir niyetinizin olduğunu açıkçası inanmıyorum. Çünkü hiç kimse yaşadığı ülkeye böyle bir hainlik etmez. Sadece sizin çapsız olarak görüyorum. Sizin gibi çapsız siyasetçiler yüzünden bugünlere geldiğine inanıyorum. Yani aklı selim olan bütün Türk milleti, bu topraklarda yaşayan bütün milletler, hatta gençler, aklı selim olan herkes bu şekilde düşünüyor. Çapsız siyasetçiler, sizin gibiler yüzünden bu haldeyiz. Lütfü Türkkan gibiler yüzünden bu haldeyiz. Evet, evet. Yani hangi taraftan olursa olsun fark etmez. Herhangi bir vatandaşa şehidin çocuğunun olmasına gerek yok. Küfürlü konuşamazsın kardeşim, konuşamazsın. Milletin vekili olacaksan bütün bunları göze alacaksın ve o şekilde olacaksın. Çünkü bu millet ananı da al git diyen bir siyasetçiden hala neler çektiğini kendisi çok iyi biliyor. Sırf ben bu sözlerimi söyledim diye gene gözaltılarım olacak, gene ifadelerim olacak biliyorum, ama gene de söyleyeceğim. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Bir partiye oy vermek sevap ya da günah diye değerlendirilmeli midir sizce? Bence değerlendirilmemelidir, ama Erdoğan'a da oy verilmemelidir bence. Ülkenin hali ortada, mahvetti bizi. Enflasyon almış başını gidiyor. Bu insanlarımıza bizim müstahak galiba. Bu adamın bu yaptıklarını göre göre hala daha bu adama oy veriyorlarsa bizim insanlarımızda demek ki akıl yok. Aziz Nesin zaten demişti zamanında %70'i gerizekalı diye. Ama artık bu adamın bizim başımızdan gitmesi gerekiyor ve artık ülke refaha kavuşması gerekiyor. Yani ekonomimiz sıfır, cebimizde para yok. Al cep telefonumu gösteriyor. Bak cep telefonu, bak yok. Hiçbir şeyimiz yok. Allah'ın izniyle tez vakitte bu adam bizim başımızdan gitmesi gerekiyor ve gidecek de yani. Ali İhsan Yavuz benim memleketimin milletvekili, ama olmaz. Ya o zaman herkese topladığı yer kalmayacak. Sevap dolacak, çökecek, fazlalıklar dökülecek yere. Herkesin sevabı kendine. Allah bilir her şeyi. Değil mi? Doğru doğru. Yani dini olarak bakarsak bu defa tartışma büyük. Tabii. Ya şimdi iki taraf da birbirine birisinin şey birisinin var. Demesiyle olacak şeyler değil tabii. O da var tabii. Ya inançla partinin alakası olmaz. Çok saçma bir şey. Yani sevaptır mevaptır. Neyin sevap olduğunu Tanrı bilir, onu biz bilemeyiz. Şunu konuşmak da sevaptır diyebilirim ben, veya biri günahtır diyebilir. Dinen cahil bir laf. Ya o laf dinen cahil bir laf, yani siyaseten değil. Ben onu diyebilirim. Ha, din hakkında atıp tutmak, fetva vermek, o da benim haddime değil. Vicdanınıza göre öyle geliyor, din de vicdandır ya. Ya din vicdandır, en doğru laf. Ya, Atatürk'ün dediği en doğru, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği en doğru laf odur. Abim böyle bir açıklama olabilir mi ya? Bu açıklamanın bence saçması yani. Kimin ne sevap olduğunu, neyin iyilik olduğunu kişi kendisi bilir, yukarıda bizi yaratan bilir. Biz böyle yaptı diye, yok efendim ona oy atmak sevaptır. Tamam, cumhurbaşkanımızdır, saygımız vardır, ama bence sevaplık yapacak bir hizmeti pek olmadı. Erdoğan'a oy vermek sevaptır diyen Ali İhsan Yavuz'un bu sözüne katılıyor musunuz? Nasıl, ne düşünüyorsunuz? Allah'ın seviyorsa küfür edeyim de yayınlayın. Abi yayınlayamayız bunları, olmaz. Gözünü seveyim. Sen konuşma, sinirlisin. Sen sinirli konuşma. Değilim. Yok yok, sen konuşma. Tayyip'i sevmiyorum. Tamam canım, sevmeyebilirim. Tayyip'i seveni de sevmiyorum. Abi öyle deme ya. Ben öyleyim abi. Ben açık netim. Ben çok bekledim böyle yollarda mikrofon bana da denk gelsin. Sen bana konuşturmuyorsun ki beni. Herhangi bir partiye oy vermek sevaptır denilse. Bu abi herkes kime atarsa atsın. Sıkıntı yok. Ama bizim koyunlarımız çok. Öküzlerimiz çok. Biliyorsun Gaziantep'te Fatma Şahin öküzün trene bakıyor gibi bakıyorlar. Ama oy attılar, gene çıkardılar. Bizim Tayyip iki tane çayla, bir bardak makarna. Ben de veririm çay. Gelsin istene istediği yerde ısmarlayayım çayını. Peki sizce bu defa iktidar değişecek mi efendim? Değişecek. Mansur abi gelecek. Mansur abi geldi mi zaten, onlar kaçtı. Şimdiden hazırladılar her şeyini. Amerika'da FETÖ'nün yanına onlar gidecek. Her yer hazır. Öbür odalar yapıldı. Her şey hazır. Bırakın küfür edeyim. Aman abi, küfür etmek yok. Gözünü seveyim. Gençlerimiz var. Önemli olan fikir. İnşallah gençler zaten çevirecek her şeyi. Gençler döndürecek her şeyi. Siz değil. Senin yaşın tutmuyor. Gençler çevirecek her şeyi. Biz gençlere güveniyoruz. Geleceğimiz yani umut ve İnşallah inşallah onlar da koyun olmaz, öküz olmaz. Abi, sakin, ben çok isterim. Yok, kimseyi kırmıyorum. Hayır, ben neden diyorum biliyor musun? Dedi diyorlar ya AK Parti yatanlar genelde koyun. Babam da atıyor. Onlar da koyun. Öküz. Abi öyle deme, gözünü. Abi ben aslımı inkar etmem.
Ben neysem oyum. Ben kimseden esirgemem lafımı. Ben açık sözlüyüm. Neysem oyum. Bırak küfür edeyim de yayınla şunu ya. Abi olmaz olmaz. Vallahi bak yayınla ya. Yok abi ne küfürü ya, küfür yok. Siyasetçiye oy vermek ya da vermemek günah ya da sevap olarak asla algısı var mı millette? Bence öyle bir algı yaratılmaması gerekiyor. Bence çok yanlış. Hiçbir şekilde o partiye oy vermeyi düşünmüyorum. Ama tabii buna hiç sevap günah olarak değil de asla, insani. Asla asla. Tabii ki insaniyetle alakalı bir şey. Yani insan olarak doyuyoruz ama insan olarak yaşamak çok zor. Hani insanlığımızı koruyarak yaşamak çok zor bence. Bizi çünkü çok farklı şeylere yönlendiriyorlar. Ben yanlış anlamayın, beni o parti mensubu bir arkadaş zorla gençlik kollarına hani gel sana şöyle iş yapalım falan. Asla açlıktan da öleceğimi bilsem ben davam uğruna satmam yani hiçbir şekilde. Şu an işsizim. Mutluyum ama çevremde gördüğüm şeylerden dolayı yani üzülüyorum ama yani çok da umudumu kaybetmek istemiyorum. Mutlaka bir gün her şey güzel olacak diyorum. Erdoğan'a oy vermek sevap değil. Öyle bir şey yok. İsteyen verir, isteyen vermez. Yani günah da değildir, sevap bir da değildir yani. Değil mi bir noktada? Tabii canım. Sevap ya da günahla bir alakası yok. Verir, vermez. Siyasetin bu şekilde insanların gönüllerindeki dinle alakaları var mıdır gerçekten? Hayır, yoksa yok. Hayır. Sevapla alakalı yok. Herkesin kendi ameline bağlı o. Öyle bir şey yok yani. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Kim o Ali İhsan Bey kim? Hangi parti? AK Partili bir siyasetçi. Alakası yok. Ben şey yapmam ya. Parti tutmam. Seçimde en son sandık başında görüşürüz. Hangi parti olursa olsun hiç önemli değil. Siyasi olarak hangi taraf hoşuma gidiyorsa reyim korkusuzca rahatça atarım. Öyle çok saçma sevap günah şey ilişkisi. Maalesef AK Partili bir siyasetçimiz Erdoğan'a oy vermek sevaphanenize bir tane artı. Ya onlar şaşırdılar. Milletimiz de o layık herhalde. Öyle saçma sapan saçma yollar işte. Başka bir şey değil. Zoru sor, mesuliyeti var. İnanan insan için mesuliyeti var. Var mıdır oy kullanmanın? Var, oy kullanmanın, kullanmamanın, kime verip vermediğinin mesuliyeti inanan insan için var. Ha şuna verirsen kötü, buna verirsen iyi diyemem. Ama ona verirsen, buna verirsen verdiğin oyun mesuliyeti var bence. Bence herkes kendinden sorumlu. Yaptığı her şey insanı hayatı boyunca sorumlu tutan tek şey. O nedenle ben başkasının düşünce ve fikirlerine saygı gösteriyorum. Fakat herkesin kendi özgür iradesiyle kanaatini uygulamasını diliyorum. Yani bir başkasının hatası da olabilir. Fakat katkısı da olabilir. Katkısı değil de hatası varsa şayet onun vebali de var. Herhangi birine oy atmak dini olarak sevap ya da günah olarak da değerlendirilebilir diyorsunuz aynı zamanda. Şahsa göre değişir mi diyorsunuz? Yapılan sadece oy atmaktan bahsetmiyorum. Yapılan her şeyde vesile olmak, sonuna kadar inansanız güvenseniz bile görmediğiniz, bilmediğiniz bazı şeyler varsa eğer onu da vebaline girmek demektir. Vebaline giriliyor diyorsunuz. Şimdi bakın. Çünkü cümle, o zaman cümleyi cehennemlik oluruz. Çünkü her partide dönen dolapları sizde. Cümle, şimdi bakın cümleyi sadece kısmi olarak algılamayalım. Bana göre sadece oy kavramı değil, hayatımızın her döneminde birisine vesile oluyorsak eğer sonuna kadar önerdiğimizin arkasında durmamız lazım. Başkalarının sıkıntılarına sebep olacak bir hareketten kaçınmamız lazım. Ben bu düşüncedeyim. Bu konuyla ilgili değil sadece. Genel tabii, anlamda. Genel anlamda, genel anlamda yorum yapıyorum ben. Ya sevap diye bir şey yok abi ya. Yani şöyle diyeyim, artık günümüzde medyumlarla nasıl inanılıyorsa abi alim diyorlar. Yok işte son peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan olurdu diyorlar. Vesaire buna benzer çok cümleler çıkıyor abi. Ben sana şunu söyleyeyim kısacası abi. Cumhuriyeti kurulan mesela Mustafa Kemal Atatürk değil mi abi? Sonra İsmet İnönü yönetti. Peki şu an şunu söylüyorum abi. Bizim andımız nerede? Neden okullarda andımız okunmuyor? Neden bu parti siyasete koşturuyorsunuz? Her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne sesleniyorum. Andımızı istiyoruz yani abi. Andımız okunsun yani okullarda. Başka bir bayrağın altında başka bir şey mi okuyacağız artık? Yarın bir gün o güne geleceğiz. Veya Turan bir devleti kurulacak. Onu bir konusu olacak abi. O ne olduysa onu okuyacağız. Artık o güne geldi. Niye Mustafa Kemal Atatürk bugüne kadar kanlarımız dökülmedi mi? Bugünlere gelmedik mi? Bu kan nerede abi? Andımız nerede yani? Bence sesleniyorum yani. Andımızın üstüne düşürsün. Bıraksınlar siyaset abi. Andımız çok önemli yani.